Bana abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar, resmi olarak vloguma hoş geldiniz. Sabiha'dan Bergamo'ya uçuşumuzda beter bir haldeyim. Hava o kadar iyi ki arkadaşlar. Gerçekten çok beğendim havayı. Şöyle, şimdi yağmurun yanına doğru gidiyoruz. Arabayı alacağız. Benim sesim geliyor mu acaba şu an baba sesinden? Ama havaya gerçekten aşık oldum. Çok güzel. Çok hafif bir serinlik var. Tarrako. Duru beni çekiyor şu anda arkadaşlar. Gözüküyorum. Güzel. Işık nasıl? Güzel. Şimdi ne yapıyoruz onu anlat. Dur ben seni çekeyim. Arkadaşlar uçaktan bindik. Arabaya geldik. Valizleri sevdirmeye çalışıyoruz. Arkadaşlar, arabamızın plakası GS. Şey olması hakkında ne düşünüyorsun? Almış neyse. Yani tek 7 kişilik araba buydu valla. Şimdi minik bir mola verdik. Bir saatlik bir yolumuz var. Navigasyon bir saat gösteriyor. Hepsi tuvaletler falan filan yapacak. Bitler buradan mı yürüdün ya? Valla evet. Başka giriş yok ki. Arkadaşlar hemen bir protein bar denemesi. Şöyle. Güzel gözüküyorlar. Sen ne aldın? Ev hediyesi. Evet. Bunlar da yolluk. Ben de şu. Takladım. Hanımefendi. Hanımefendi hoş geldin. Nerelerdeyiz ya? Şaka. İlhan'dayız arkadaşlar. Arabamızda yanan ışık ve Efe, İzlerle. Kömleyi denedim. Arkadaşlar, 4 sayfalık bir menü var. Ve numaraları giriyoruz. 34-35 var mı abi? Yok. Kedi mi olacak? Alayım ya, çekeyim. Tuzlu oluyordu. Tuz daha iyi ama. Kaçırma. Arkadaşlar fiyatlandırması şöyle. Ay gözükmüyor da. Ya 30 euro. Çok iyiydi, çok iyiydi. Çok doydum. Yarın Como'ya gidiyoruz arkadaşlar. Como'da güzel maceralar bizi bekliyor bence. Duygusal hissettim böyle ilk gelince falan ama şu an biraz daha alıştım. Ev inanılmaz huzur veriyor. Ay. Günaydın arkadaşlar. Günaydın. Ay o kadar güzel ki arkadaşlar. Şimdi böyle bir durduk. Burası böyle bir şeye sahip. Şurada bir kilise var.
Bak bak bak, oradakileri sağa bakın bir, sağa bakın bir, sağınıza bakın, gelenlere bakın sağda. Havamız bir anda değişti arkadaşlar, çünkü konudan çıktık ve şu anda böyle outlet bir şeye geldik, Scala'ya. Gözüm çok acıyor, Scala'da Milano havası. Arkadaşlar Bialetti'deyiz. Şunlara, orada bu 100 euro büyük olan. Tabii Bialetti ve sanırım akşam oldu, kendimizi biraz kaptırmışız. Ya çok bir şey almadım yani, ben bir şey aldım zaten, iki şey pardon, ama yani güzel bayağı. Mağazaları gezmek hoşuma gitti burada. Bayağı büyük bir yer, şöyle açık alan. Keyifli yani. Bakalım dostlar ne yapıyor? Dostlar meclise. Aa, ne? Arkadaşlar. Gamze derken Damze o ya. Yağmuru hiç anlamıyorlar zaten. Gamze diyorum. Burada da Damze. Damze gibi bir şey olmuş. Neyse. Artık gideceğiz. Çok soğuk arkadaşlar. Saatlerdir buradayız ve artık bir markete uğrayacağız. Uğrayacağız. Çok soğuk yani. Konuşamıyorum soğuktan şu an. Gerçekte daha fena. Pazara geldik. Pazara geldik arkadaşlar. Pazardayız. Ama ben kalabalık buldum burayı. Şu anda. Pazar keyfi. Plak var. Değişik şeyler var gibi kız. Evet, biz bir kere buraya geldik. Buraya çok bir şey yok diyor ama bu sefer kalabalık. Kürk mü? Yemin et. Aa, giydin mi? Arkadaşlar, pazarda bulduğumuz şeye bakın. Aa, kaç yıl diyor? Bu daha yeni bu arada. 14 Ocak 1970. 1970. Şunu tut bakayım diyor. Böyle bir sürü, şöyle bir alan. Ve burada bir sürü çeşit şeyler var. Biz de bakıyoruz şimdi. Şöyle iki tane para bulduk. Türk lirası. Pazardan çıktık. Birkaç bir şey bulduk. Asıl gerçek Milano'dayız. Abi ışık gitti gerçekten. Domo'ya doğru. Domo'ya doğru mu? Gidiyoruz. San Babila'dayız. San Babila.
Herkesi biliyorum. Tam böyle. Doğru, başlayalım. Şu anda biz çıkıyoruz. Tam Babilya'dayız. Lego'ya giriyoruz. Bakalım. Şöyle bir... doydu arkadaşlar. Pizza yemekten artık. Ama buranın pizzası güzeldi. Burası dolmanın hemen karşı tarafında bir yer. Güzeldi. Beğendim. Çekeyim hatta size içeriye. Burası. Tamam. Matilde arkadaşlar. Şöyle bir yerde. Şurası da zaten direkt dolmayı görüyor. Şunu aşağıdan çekersen bence daha... Evet. Şöyle arkadaşlar. Primark'tayız. Bambini. Sana bir soru soracağım. Kapatayım mı? Yani kapatmama gerek yok da dur attı. Çok kalabalık. Az önce bir kadının bir şeyi çalındı. Umarım şu an bir de çalınmaz yani. Hemen bir alt ben içeri. Kadına bir daha gideceğim bu arada. Böyle nasıl alçak? Ne bir telefonu? Ben şunu bekliyordum senden. Oğlum öleceğim lan. Yani şu hareketi bekliyordum senden. Ama şimdi dik yaptın ya, bu vlog ya. Gece günahı. Böyle çıkar bunlar kırmak zorunda kalacağım. Gece günahı. Görüşürüz. Bana abone olmayı unutmayın. Kapitli ayran. Zor bu arada. Arkadaşlar bugün hiç kendim çekmedim yalnız. Full buradayız. Şu an full ama. Yağmur bu da. Yine buradayız. Burası birazcık daha bizim alışverişimize vesaire uygun olduğu için bir daha geldik.
ve biraz daha alışveriş yapma vakti. Dün Primark'tan bir şeyler alamadım. Smile bag. Arkadaşlar ya çok geziyoruz, yürüyoruz, arabada trafikte çok vaktimiz geçiyor ve şimdi bir yemek yiyeceğiz. Normal sonra eve döneceğiz yani. Belki böyle bir gece sohbet falan ederiz bilmiyorum ama. It's okay. Ama sen de güzel olduğun için. Bir şey kalsam mı? Günaydın. Evet, küple çıktım. Ha? Ben bir çiçek alayım mı sence? Geçelim mi? Olur, geçelim. Şöyle bir şemsiyem var. Şöyle biraz yağışlı yani bugün. Kürkümü giyemeyeceğim için bir tüzgün olabilirim. Evet ve altımda ag var. Gerçekten Milano'ya hiç uygun değilim. Çok büyük benim için. Turist 5 tane istiyorum. Bu da saatim beni kırmadı. Şimdi 5 tane bir bütçe hazırlayacak. Arkadaşlar, glutensiz böyle şeyler buldum. And this one, white chocolate. Bir sürü şey var. Heyecanlandım arkadaşlar. Ucuz mu? Anlamıyorum ki ya. Euro. Bir de bakalım küçük. Şimdi adamla yaptığı şey küçük bir kadı. Yani şöyle şimdi 30 metre kare. Şöyle 3 tane. Ne o? İçi? Bilmiyorum. Beyaz çikolatalı dedin ama. Sizin de yalnız. Neydi? Çinistan cevizi mi? Hadi ya. Vallahi. Şöyle yapıyorum lan. Gerçekten glutensizse mükemmel arkadaşlar. Ama gerçekten glutensizse. Güzelmiş. Glutensiz bir ürüne göre düşün yani. Ama çok güzelmiş. Bu çünkü... Say bakayım birden beşe kadar ütelenince. Uno tre. Evet, tre üçtü. Tamam, uno. Ne ikili? İkisini. Şunun tadına bak. Gerçekten glutensizse arkadaşlar. Çok beğendim. Ben burada takılırdım. Uno. Ama dönmek istiyorum ben artık ya. Vallahi memleketimi üzüldüm ya. Avrupa'ya gezmek için geldin abi. Alışveriş yapmak için, gezmek için, farklı şeyler yemek için. Biz ne yapıyoruz? Burada yaşama yerleri kuranlara zor yani, gerçekten zor. Canım ülkem, canım vatanım. Ama burada çalışanlar çok mutlu ya. Benim çünkü her ikisini çok mutlu ediyor. Bu ne için? Bu ne lan? Çok beğendim. Glutensiz mi bunlar ya? Bayağı güzelmiş. Arkadaşlar bu da glutensiz başka bir deneyim var. Ülkemde şöyle bir minnacık bir espressomuz var. Ringo Netflix kanalı.
Kamil arkadaşlarıyla tanışmaya gidiyoruz. Ben o yüzden anne kombini yaptım. Anne olarak biz oradayım. İçimizdeki şeyler aynı. Ama tamamen başka kombinler. Evet. Bir farklı vücutlar. Bir tane çekilelim böyle. Böyle. Okey. Çıkış. Size Bunda'ya geldik. Şöyle bir şey aldım hemen. Bayağı güzel. Şeyle buluşmak için Lanza Moskova tarafı. Lanza taraflarındayız. Lanza'dayız direkt hatta. Lanza'dayız. Burayı sevdim. Burayı ben de ondan da çok seviyorum. Bence de bu arada. Yani o tabii ki orası ayrı bir şey ama burası böyle daha sessiz, sakin ama yine böyle zaten aynı. Mükemmel mimariler. Aynen. Mükemmel mimariler mevcut yani arkadaşlar. Bayağı böyle bana vibe'en uygun düşündüğüm mimariler. Burada çok fazla ışık var yollarda. O yüzden arabayla yolculuk çok zor. Ondan sonra çıkıyoruz. Arkadaşlar soğuk. Saçım. Hem çiğdi. Kötü. Bu da çaylı tavuk. Testlendi ve domatesli neydi? O pastası mı gitti? Bakacağız. Ben şuna kendi merak ediyorum. Adaçayı bariz geliyor bu arada. Şöyle bir Lanza'da bir kahveciye geçiyoruz şimdi. Direkt kilisenin önünde bir yer. Ve şuradan adı da şöyle. God Save the Food. Ve şurası çok beğendim şurayı. Şöyle güzel bir ışıklı bir yerler var. Güzel bir açı bulduğumu düşünüyorum. Düşünüyorum. İnsanlar soğukta oturuyor arkadaşlar burada. Yani sıkıntı etmiyorlar. Ve ben üşüyorum. Bir Ankaralı olarak. Tayland'da üşüyorum ve kaç katım yani. Ve insanlar üşümüyor ve herkes dışarıda oturuyor gerçekten. Ama burasının vibe'ını da sevdim bayağı bir. Bir planlama yaptık. Abimler gitti. Onları yolculadık. Arkadaşlar havanın güzel bir şoka mı? Bana. Selam. Evet üşüyecek bu arada ama şu an keyifli. Şu an iyiyiz. Şu an evet güzel. Evet. Yeni kişiliğim. Fark edebiliyorum onu. Yani Çen'e gidiyoruz arkadaşlar. Çen'de yağmurları böyle sokak başı, sokak lezzetleri gibi hani acıkınca falan. Sushi. Aynen buraya gidiyorlar ve seviyorlar. Ben de dedim ki yani siz burayı seviyorsanız benim de bunu denemek ve bunu deneyimlemem gerektiğini. İlk defa vlogda bu kadar hızlı konuştum bu arada şu an. Kapalı çıkmıyor ne demek? Arkadaşlar Çen'e gidemedik çünkü buradaki yerlerde şöyle bir şey oluyor. 12 ile 3 açık oluyor. 3'te kapanıyor. İşte daha sonra 6.30-7'de falan açılıyorlar yani. Ve bu 3 saat öğle arası var burada vesairelerde. O yüzden o 3 saat açıyor. Onun dışında akşama kadar bir daha açmıyor yani. Ve biz ona yetişemedik şu an. O yüzden şimdi Alice'ye yürüyoruz. Alice de pizzacı böyle dilim pizza veriyor falan. Keyifli. Onu denemek istiyordum. Şimdi oraya doğru gidiyoruz. Şurada bir sivilcem bir şeyim var. Ama... Alice Pizza'ya geldik.
çok güzel. Burası dün akşam Yağmur arkadaşlarıyla tanıştığımız yer. Orayı çok çekmedi. Ha, çektim. Kilisenin tam önündeki şey. Mekan. Heh, oldu şimdi. Şimdi şöyle bir yere gireceğiz. Seninki nerede? Şöyle. Ve burası doğmadan çok daha şey olduğu için, ne denir, az kalabalık olduğu için ben daha çok sevdim. Zaten Yağmur'u daha çok seviyorum. Öyle kahve keyfi yapıyoruz. Sonra birazdan alkol içeceğiz. Kokteyl. Mokteyl. Hatta. Çok güzel bir yere geldik. Yağmur'un aldığı tüp su için suyu kalmıştır. Kozmokamo'ya geldik. Biraz kokteyl edeceğiz. Böyle bir banyo su var. Nefes, büyük açmış. Arkadaşlar şöyle kokteyllerimiz var. Şimdi şunları getirdiler. Kozmo. Şöyle bir şey. De. Tek atacağım. Küçük bir Big Mac. Evet, küçük bir Big Mac yedim gerçekten. Şimdi kalktık arkadaşlar, birazcık geziyoruz Lanzo'da. Lanzo muydu? Lanzo. Sürekli farkı söylüyorum. Burası gerçekten Milano'da görebileceğimiz belki de en modern yerlerden biri. Çünkü genelde hep mimari eski böyle şey olduğu için burası şu anda böyle bayağı ışıklı, tabelalı falan bir yer. Ama bayağı sevdim. Yani doğmadan falan burada daha çok lokal insanlar var. Burası daha böyle... Ne denir ki? Bilmiyorum ne dendiğini. Şimdi metroya bineceğiz. Artık abimler olmadığı için biz metroyla devam. Metroya bineceğiz. Buradan az bir durak gidiyoruz zaten. Bir şey değil. Az duruyoruz yani. Genel olarak ulaşımı çok iyi çünkü. Hani Milano'nun bence. Ama belli oluyor ki. Evet. Çünkü şöyle görmüş olduğunuz üzere. İşte kurbasa. Şu an bir nevi kahvaltı ediyor diyebiliyor muyuz? Evet. Onlara göre şu an. Ama benim şu biraz bozuyor arkadaşlar. Onlar çünkü şunu içiyordur net. Hatta aynen.
biraz önce yolda yürürken bizi gizlice çekti. Gizlice değil de kadın çok tatlıydı. Haberimiz yokken çekti ve çok tatlı oldu. Ben burada buraya gelirken diyordum yani bir de keşke böyle çekse diye. İçinde direkt olarak Nutella var. Nutella değil mi? Çok güzel. Arkadaşlar kapanışı burada yapmak istiyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Şöyle bir doğum oldu. Bir sonraki videoda belki görüşürüz belki.